Amasya'dan hayırlı, huzurlu günler arkadaşlar. Mayıs ayı geldi, kokulu güllerimiz açtı. Bunlardan çok güzel şerbet, sirke olur. Şimdi biz şerbet yapımı için güllerimizi toplamaya başlıyoruz. Gülleriniz ilaçsızsa bu şekilde toplayıp sadece yıkamadan kullanabilirsiniz. Ama içinize sinmezse bir sudan geçirin arkadaşlar. Ben şimdi bunları kendi bahçemin güllerine çok güvendiğim için ve kendimize yaptığımız için yıkamadan toplayacağım. Yani topladıklarımı yıkamadan şerbet yapacağım. Elinizde ne kadar çok gülünüz varsa o kadar çok faydalanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz gül sirkesi de yapabilirsiniz. Gül sirkesi tarifinde hemen bu videonun sonuna eklerim. Gül şerbeti de, gül reçeli de yapabilirsiniz. Bu şerbet hem çok kolay hem de mis gibi dondurucuda bile saklayabilirsiniz. Bu videomda sizlere limon ve limon tuzuyla ilgili bir açıklama yapacağım. Çoğu şerbetlerde limon tuzu kullanmak gerekir arkadaşlar. Limon tuzu az kimyasal olsa da bazı çiçeklerin rengini ve kokusunu çıkarmada limon tuzundan daha etkili bir yöntem yok. Limonla olur mu limon suyuyla? Tabii ki limon suyuyla da olur. Ama limon tuzunun bir tık farkı var arkadaşlar. Az kimyasal olması sizi tedirgin edebilir. Limon tuzu kullanmayabilirsiniz. Çok kimyasal ya da az kimyasal fark etmez. Limon tuzu her şekilde zararlı olabilir. Ama ben şimdi size bu tarifimde hem limon tuzuyla hem de limon suyuyla ilgili olanı yapacağım. İkisinin arasında renk farkı olsa da inanın koku farkı da var. Limon suyuyla olan bir tık kokusu az arkadaşlar. Limon tuzuyla olan daha keskin bir gül kokusuna sahip. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Güllerimizi bu şekilde temizliyoruz. Güllerimizi böyle temizlerken gördüğünüz bu beyaz dip kısımlarını alabilirsiniz. Ama ben ısparta gülünü de almıyorum. Ama diğer güllerde alabilirsiniz. Hafif bir acılık verdiği söyleniyor ama ben hiç onu fark etmedim. Ya da biz çok alışkın olduğumuz için o bize çok acı gelmiyor arkadaşlar. Güllerimizi bu şekilde temizleyip kavanoza dolduruyoruz. Şimdi söylediğim gibi güllerinizi kimyasal olmadığını düşünüyorsanız yıkamadan temiz temiz doldurabilirsiniz. Ama isterseniz de bir suya tutabilirsiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar güllerimizi doldurduktan sonra üzerine 10-15 tane kadar limon tuzu ekliyoruz. Hiç şeker eklemiyoruz. Şekeri daha sonra süzdükten sonra damak tadınıza göre tatlandıracaksınız. Bu şerbetimiz bir hafta güneşte bekleyecek arkadaşlar. Üzerine aşacak kadar su koyduktan sonra kapağını kapatıp güneşe alıyoruz. Arada gelip gidip çalkalıyoruz arkadaşlar böyle kavanozumuzu. Çünkü güller hafif olduğu için yukarı çıkacak. Gördüğünüz gibi burada beklemeye başladı. Bir hafta sonra size gün gün görüntüsünü çekeceğim inşallah. Güllerimizi mis gibi topladıktan sonra şimdi limon suyuyla olan tarifimize geçeceğiz. Ama şöyle bu güzelliği biraz seyredelim, ne dersiniz? Gül en enerjisi yüksek olan çiçeklerden, frekansı en yüksek olan çiçeklerden, mutlaka limonlu olan şerbeti yapmanızı tavsiye ederim. Günlük bir bardak gül şerbeti içtiğinizde güne çok güzel başlarsınız. Akşamları ise içerek yattığınızda çok rahat bir uyku alır ve sabaha dinç uyanırsınız. Şimdi ben 1 kiloluk kavanoz için 4-5 tane limon sıktım. 6 tane de sıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kavanozumuzun yarıdan az kısmına kadar limon suyu oldu. Tabii ki bu limonunuzun sulu ve susuz olmasıyla da alakalı. Şimdi yine güllerimizi limonun üstünü aşacak kadar, limon suyunun üstünü aşacak kadar dolduruyoruz.
Güllerimizi doldurdukça limonun suyunu alacak şekilde bir kaşık yardımıyla bastırıyoruz. Kavanozumuz dolacak kadar üzerine su ekliyoruz ve kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da bir hafta güneşte beklemesi için güneşe alıyoruz. Yine söylediğim gibi arada gelip gidip çalkalıyoruz. Gördüğünüz gibi limon suyuyla hemen pembe rengini vermeye başladı. Bakın yarım saat geçti geçmedi, pembe rengi suya geçmeye başladı arkadaşlar. Her gün bunu da sizler için çekeceğim. Karşıda gördüğünüz gibi bakın 3-4 günlük limon tuzuyla yapılmış gül şerbetimiz burada. Bunu da gelip gidip yine arada çalkalıyoruz. İkisinin arasında 3-4 gün var arkadaşlar. Ya Allah aşkına arkadaşlar, şu rengin güzelliğine bakın. İşte bu mis kokulu gül şerbeti. Arada böyle ters çeviriyoruz, alt üst ediyoruz. Bunu asla unutmuyoruz. Bugün 3. gün. 3. günde renk muhteşem. Yani 4-5 gün bekletebilirsiniz ama şu anda bile bence içilebilir. Hemen süzüp videosunu da size çekeceğim. Birkaç gün daha bekleyelim. Gül şerbetlerimi süzdüm arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe, rengi o kadar muhteşem ve kokusu o kadar güzel oldu ki anlatamam. Gül şerbetlerimizi suyla seyreltip içeceğiz arkadaşlar. İsterseniz şeker, isterseniz balla tatlandırabilirsiniz. Ama ben hiçbir şey eklemeden bunu böyle içmeyi de tercih ediyorum. Artık orası size kalmış. Limonla mı, limon tuzuyla mı derseniz ikisinin de tadı muhteşem. Sadece limon tuzuyla olan bir tık kokusu fazla arkadaşlar ve rengi daha duru ve daha berrak. Limon suyuyla yapılan hafif bulanık olsa da hiç kimyasal olmadığı için bu görselde, bu tatta bence denemeye değer. Afiyet şifa olsun. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere gül şerbetini anlatmaya çalıştım. Hayırlı, huzurlu, şifalı günler.